panelde mikrobiyomla birlikte yeni nesil dizilemeyi daha detaylı konuşmaya çalışacağız. Çok değerli dört panelistimiz benimle. Uğur Bey, Uğur Sezerman, Acıbadem Üniversitesi ve Epigenetik'ten. Medipol Üniversitesi'nden Süleyman Yıldırım bizimle. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Sercan Karal bizimle. Aslında yeni de bir şirketi var. Onu şimdi ondan ayrıca dinleriz. Onun dışında Erciyes Üniversitesi'nden ve Embiyosis Biyoteknoloji'den de Özkan Ufuk Nalbantoğlu bizimle. Hepsine hoş geldiniz diyorum öncelikle. Onlara söz vermeden çok hızlı bir panel girişi yapıp sonra vaktimizi de etkin kullanacak şekilde panelistlerimizle devam ediyor olacağız. Üç farklı turdan oluşan, üç farklı soru türüyle birlikte üç farklı turdan oluşan bir panel planladık. Önce aslında Tunahan sabah mikrobiyomda neler olup bittiğini çok iyi özetledi. Benim de notlarımda bir kısmı vardı. Tekrar etmemek için hiç girmiyorum bir bölümüne ama birkaç ekleme yaparak panele giriş yapayım. Mikrobiyom hepimiz gördük ki gerek bilimsel yayınlar ve patent sayılarıyla gerek yeni nesil izleme gibi yeni yöntemlerdeki gelişmelerle birlikte hem bilimsel ve teknolojik olarak hem de kısmen farklı uygulama alanlarında çok hızlı gelişmeye devam ediyor. Evet, uygulama tarafı hala problemli, onu da konuştuk. Ama çok hızlı bir gelişim ve yayılma, difüzyon devam ediyor. Bir yandan da bilimsel gelişmeler, patentler 2007'den itibaren özellikle hareketlenmiş olsa da bunun uygulamaya dönüşü, ticari değere dönüşme eğilimi çok daha yeni. Yatırımlar bunun için iyi bir gösterge. Sabah da bahsettim, mikrobiyom tarafında beni heyecanlandıran şey biraz yatırım eğilimlerini izlemek diye. Fakat yatırımlar bu sabahtan beri konuştuğumuz gelişmelere göre çok daha yeni hareketleniyor. Mikrobiyom tarafında özellikle 2015'ten itibaren hareketlenme eğilimi görüyoruz yatırım verilerinde. Ve bu giderek de özellikle 2017'de ciddi bir kırılım yaşıyor ve daha hızlı bir hareketle devam ediyor mikrobiyoma yapılan yatırımlar. Aslında hani panel konusuna doğru bizi hızlı hareket ettirecek bir eğilim de var orada. Neden yatırımdan girdiğimi şimdi anlatacağım sizlere. Kimler bu yatırımları yapıyor? Mikrobiyoma yatırım yapan kimler diye bakınca aslında bugünkü panel konumuzun doğrudan ilişkili olduğu bir tablo çıkıyor ortaya. Mikrobiyom yatırımlarında en aktif yatırımcılar arasında yeni nesil dizilemede öne çıkan global şirketleri görüyoruz. Ya bunun dışında evet, hani Big Pharma dediğimiz büyük ilaç şirketleri de var aktif yatırımcılar arasında. Ama çok ilginç bir şekilde böyle ilk ona bakınca, dağılıma, şirketlerin dağılımına bakınca çok ilginç değil. Çok ilginci geri alıyorum. Aslında kısmen beklenen şekilde ilk 10 yatırımcı, ilk 10 aktif yatırımcıya bakınca hep böyle çok bildiğimiz yeni nesil izlemede teknolojiyi götüren ve hani çok bu alandaki ekosistemi şekillendiren şirketlerin mikrobiyom yatırımlarında da öne çıktığını görüyoruz. Yani açıkçası hani bu ilişkiyi yatırım tarafında bile görünür şekilde kurmak mümkün hale geldi. Ki dediğim gibi yatırım verileri legli gelse de tüm bu ekosistem değişimleriyle birlikte. Biz şimdi panelde farklı boyutlarından daha detaylı konuşacağız aslında bildiğiniz gibi. Mikrobiyomda yeni nesil izlemenin yerini farklı açılardan, farklı perspektiflerden hem şirketler tarafında hem üniversiteler tarafında farklı panelistlerimizle konuşuyor olacağız daha detaylı. Dediğim gibi 3 turdan oluşacak bir panel planladık. İnteraktif olmasını hedefliyoruz. Birlikte keyifle bitirelim istiyoruz forumu. Süreye mümkün olduğunca sadık kalmaya çalışacağız. Bu bizim için önemli. Panelistlerimiz için de öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden onların da süreye sadık kalmak için yardımlarını rica ediyorum. Birinci panel turuyla başlayalım. Önce panelistlerimize ben aslında kendilerini tanıtmalarını rica edeceğim. Kendilerinden bağlı oldukları kurumdan biraz bahsedip özellikle de mikrobiyomla ilgili çalışmalarını dinlemek istiyoruz aslında. Neler yapıyorlar? Mikrobiyom ve yeni nesil dizileme odaklı kurum ya da şirketlerinde neler yapılıyor? Gelişmeler nasıl? Kısa bir tanıtımla, girişle başlayalım dilerseniz. Her panelistimizin 5'er dakikası olacak. Ben sırayla onlara söz vererek başlayayım. Uğur Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hoş Çok bulduk, sağ teşekkürler olun. katıldığınız için.
Sağ olun, çok teşekkürler. Arkadaşlar, tanıdık yüzleri de görüyoruz. Çok mutlu oluyoruz onları da görünce. Merhabalar. Ben Uğur Sezer Erman, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik Anabilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda Tıp Fakültesi'nde de biyoinformatik alanında zorunlu dersler veriyorum. Doktorlara kodlama öğretiyoruz. Yeni nesil kodlayan doktorlarımız oluyor artık. Biyoinformatik alanında çalışıyorum çok uzun zamandan beri ve yeni nesil dizileme teknolojileriyle ilgili analiz programları geliştiriyoruz farklı uygulamalarıyla ilgili ve özellikle kişi özel tıp yönünde. Çok yoğun çalışıyoruz çünkü yani aynı ilaç, aynı tedavi aynı tepkiyi yaratmıyor. İkizlerde bile aynı tepkiyi yaratmıyor. O yüzden hakikaten kişiye özel mekanizmaları anlamamız çok önemli. Bununla ilgili yöntemler geliştirme, farklı omik verilerin elde edilmesi, bunların entegrasyonu ve kişinin hikayesini anlamak üzere, mekanizmasını anlamak üzere, vücudunun durumunu anlamak üzere yöntemler geliştirme üzerine çalışıyoruz daha çok. Bununla ilgili pek çok uluslararası projemiz var. Aynı zamanda Epigenetics diye de bir firmam var. Bu firmada da gene yeni nesil dizileme teknolojisinin farklı alanlardaki uygulamaları ama daha çok kişi özel tıp, işte kanserdir, nadir hastalıktır, mikrobiyomdur. Bütün bu alanlarda uygulamaları üzerine farklı örneklerden dizileme teknolojileri kullanarak o kişinin hikayesini anlama üzerine uygulamalar geliştiriyoruz, algoritmalar geliştiriyoruz. Yaptığımız uluslararası projelerden bir tanesi tam bize birebir mikrobiyom olmasa da onun atası metagenom projemiz var. Uluslararası Metasap diye. Burada dünyanın mikrop haritasını çıkartıyoruz. Bütün farklı ortamlardan, transportasyon sistemlerinden, hastanelerden, pek çok farklı bölgeden örnekler alıp dizileyerek tür bazına kadar inerek hassas dizilemeyle ve çoğu zaman yeni organizmalar için hibrit dizileme de yaparak dünyanın haritasını çıkartmaya çalışıyoruz. Covid'de de MetaCOV diye bir proje başlattık. Pek çok hastanelerden, Covid koğuşlarından, etraftan, diğer farklı bölgelerden, hatta transportation sistemlerinden hastanelere giden örnekler aldık. Onu da güzel bir yayına döndürüyoruz. Şu anda çok büyük sayıda veri toplandı elimizde onlarla ilgili. MetaSUV diye bir projemiz var. Burada atık sulardan çeşitliliğe bakıyoruz. Onlar için protokoller, analiz yöntemleri geliştirdik. Olimpiyom, Meta Olimpiyom diye bir projemiz var. Olimpiyatlardan öncesi ve sonrası örnekler alıyoruz. Brezilya'da yaptık. Tokyo'da bu sene yapacaktık. Yapamadık. Seneye yapacağız. Öncesinde metagenom haritası nasıldı şehrin? İnsanlar gelip gittikten sonra ne kadar değişiyor bu profil? Gibi sorulara cevap vermek istiyoruz. Onun haricinde patojenlerle ilgili bir Avrupa Birliği projesi var şirketimin. Patojenler neden patojendir diye patojenisiteyi incelemeye çalıştığımız. Burada pek çok omik veri kullanıyoruz yeni nesil dizileme ile beraber ve patojenisite mekanizmasını anlamaya çalışıyoruz ve bunu o aşamadan önce durdurmak hedefimiz proje olarak. Bu alanlarda çalışıyoruz yoğun olarak. Çok teşekkürler. Bir sürü heyecan verici şey söylediniz. Ben hepsinin detaylarını çok merak ediyorum. Umarım kalan panel turlarında biraz öğreneceğiz. Ama bu panelde yetmez herhalde. Ben sonra tekrar detay öğrenmek için kapınızı çalacağım. Hepsi çok heyecan verici. Teşekkürler. Süleyman Bey, sizinle devam edelim mi? Aynı şekilde sizden de çalışmalarınıza kısa bir giriş yapmanızı rica ederse gayet olur. Tabii teşekkür ederim Selen Hanım. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Çok çok güzel program yapmışsınız. Emeğinize sağlık. Uğur Hocama, Sercan ve Ufuk Hocalarıma da buradan selam gönderiyorum. Medipol Üniversitesi Tıbbi Uluslararası Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölüm Başkanıyım. 2014 yılından beri Medipol Üniversitesi'nde görevliyim. 2014'ten geriye doğru yaklaşık bir 20 yıl kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim eğitim ve çalışma için. Mikrobiyom alanına doktora sonrası çalışmalarım sırasında özellikle Karl Vos Enstitüsü'ndeki çalışmalarımla girdim. Tam o vakitlerde İnsan Mikrobiyom Projesi başlamıştı 2007 yılında NIH için.
Biz de projeler başlattık. Primatlar ve insanlar, antropologlarla çalıştık. Mikrobiyomu karşılaştırdık. Ve de Craig Venter Enstitüsü ile beraber insan mikrobiyom projesine katkıda bulunduk. Daha sonra Amerikan ordusuna bağlı bir araştırma enstitüsünde savaş yaraları üzerine 3 yıl kadar çalışmam oldu. Ve 2014'te yurda döndükten sonra, Medipol'e geldikten sonra nörodejeneratif hastalıklar üzerine projeler geliştirdim. TÜBİTAK destekli bir niş projemiz halen devam ediyor. Boylamsal takip ettiğimiz kohortumuz var. Buradaki hedefimiz çoklu biomarker modeli geliştirmek. Metagenom, metaproteom ve de beyin görüntüleme verilerini birleştirip prognostik bir model geliştirmek istiyoruz. Rejeneratif tıp merkezimiz var. Bu alanda axolotl hayvan modelimiz var. Bunu kullanarak rejenerasyon ve mikrobiyota ilişkisini de incelediğimiz projelerimiz var. Ve son zamanlarda da kanser, immünoterapi ve mikrobiyota ilişkisi üzerine projeler geliştiriyoruz. Üniversitemizin altyapısı çok gayet güzel, şahane bilenlerimiz vardır. Bizim kendi cihazlarımız var. DNA sekanslamak için ya da multi-omics çalışmak için. Bakımdan şanslıyız. Bu kadar. Çok teşekkürler. Yine detaylarını dinleyeceğiz diye umuyorum sonraki turlarda. Sercan Bey merhabalar. Şimdi size dinleyelim isterseniz. Hoş geldiniz tekrar. Herkese merhabalar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Çok mutluyum bu panelde yer aldığım için. Uğur Hocam merhabalar. Sizi çok özlemiştik. Çanakkale'den birçok kişiden size selamlar iletmek istiyorum. Uğur Hocamız Çanakkale'miz için bir idol haline gelmiştir. Hepimiz onu çok seviyoruz. Süleyman Hocam merhabalar. Ufuk Hocam merhabalar. Ben de kendimi kısaca tanıtmam gerekirse ben aslında gıda mühendisliği kökenliyim. Ankara Üniversitesi mezunuyum, 2007 mezunuyum. Daha sonra Amerika'da eğitimimi tamamladım. University of California, Davis'te hem doktora çalışmalarımı hem post doktora çalışmalarımı tamamladım. Bu süreç içinde de mikrobiyotayla tanışma fırsatım oldu. Burada NIH destekli, özellikle Bill Gates'in fundingini sunduğu projelerde yer alma fırsatım oldu. Orada yaklaşık bir 10 yıllık bir süreç geçirdim. Mikrobiyota çalışmalarında yer aldım. Biz de mikrobiyota ile ilgili aslında bizim çalışma alanımızda yine dizileme, mikrobiyota, daha sonra moleküler biyoloji, analitik kimya ile başlayıp sonunda gıda sektörüne bağlıyoruz. Yani işin translational kısmında bunu direkt ürüne çevirmeyi hedefleyen projeler yürüttük bu zamana kadar. Şu anda da hali hazırda Amerika'da kullanılan farklı ürünleri geliştirme fırsatımız oldu. Bunları bir sıralamam gerekirse kısaca, özellikle patojenlerle mücadelede antibiyotiğe alternatif mikrobiyal karışımlar hazırladık. Özellikle Clostridium difficile gibi bazı antibiyotikle zor bir şekilde tedavi olan patojen hastalıklara karşı geliştirdiğimiz prebiyotik probiyotik karışımlarla yeni tedaviler sunma şansımız oldu. GlycoGuard isimli bir ürün geliştirdik. 3 yıldır Amerika'da şu anda oldukça yüksek rakamlarla satılmakta. Diğer bir kısmı da özellikle bizim çalışma alanımız bebek mikrobiyotası. Bebek mikrobiyotasını nasıl wellness ve daha sağlıklı bir şekilde tasarlayabiliriz, manipüle edebiliriz üzerine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda da özellikle uluslararası bebek maması firmalarıyla ortak projeler yürütüyoruz. Burada da ortak amacımız, bebek mamaları çok hızlı gelişen bir sektör ve amaçları özellikle hızlı sindirilebilir bebek ürünleri geliştirmek. Muhtemelen hani konuyla ilgisi olan dinleyicilerimiz de muhtemelen takip etmişlerdir. Özellikle partially hydrolyzed, fully hydrolyzed bebek mamaları gibi yeni yeni ürünler çıkmaya başladı. Yani ürünün içeriği aynı ama bir pre-treatment üzerinden geçerek bebekler tarafından daha kolay sindirilebilir ve hızlı sindirilebilir ürünler geliştirmeye yöneldi gıda mamaları firmaları. Bu bağlamda biz de hani öncelikle bir pre-treatment yerine mikrobiyotadan faydalanarak, yani doğal halinde o mamaların
bizim sindirim sistemimizde bulunan mikrobiyotayla temaslarında kullandıkları mekanizmaları kullanarak daha hızlı sindirilebilir ve kolay tüketilebilir ürünler geliştirdik. Yine aynı zamanda alerjenlik gıda sektörü için büyük bir problem. Yine biz mikrobiyota kökenli bazı teknolojileri kullanarak bazı ürünlerin alerjenliğini giderebilme şansımız oldu. Yine konuşmamın başında bahsettiğim gibi farklı probiyotik, prebiyotik karışımlar düzenleyerek mikroflora üzerinde, mikrobiyota üzerinde genel bir değişim değil de spesifik suşa yönelik. Biz Bifidobacterium infantis isimli bütün bifidobakteriler arasında en önemli bifidobakteri suşu olarak bilinen türün gelişimine odaklı. Yani suşa özel karışımlar geliştirerek mikrobiyotamızda öyle değişiklikler yapacak ürünler geliştiriyoruz. Bu bağlamda uluslararası birçok proje yürütüyoruz ama bir yandan da bize en gururlandıran işbirliğimiz de yine Ulovasut ile yeni büyük bir proje başlattık. Tüm bu birikimimizi Türkiye'de yeni nesil özellikle süt ürünleri geliştirmek üzerine bir proje yürütüyoruz. 3-4 ay içinde de umuyorum ürünlerimiz her yerde göreceğe çıkacak o şekilde. Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Heyecanla ürünleri bekliyoruz. Gerçekten hızla ürüne dönüşmesi ve aslında bu alanda evet uygulamaya dönüşme biraz daha sabahta konuştuk sorunu ilerliyor. Yani sorunu derken daha yavaş ilerliyor. O yüzden ürünleri hızla bekliyoruz. Çok heyecan verici hepsi. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Ufuk Bey sizinle devam edelim mi? Son turumuzu sizinle kapatalım. İlk turumuzu sizinle kapatalım. Tabii merhabalar. Teşekkür ederim Selin Hanım. Evet. Öncelikle bu güzel forum için ve davetiniz için teşekkürler. Ekipte çok güzel olmuş. Tüm hocalarıma selam yolluyorum buradan. Ben doktor öğretim üyesi Özkan Ufuk Nalbantoğlu. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesiyim. Ve Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi Genkök'te biyoinformatik biriminden sorumluyum. Ayrıca burada işte biyoinformatik yüksek lisans ve doktora anabilim dalında görevliyim. Aynı zamanda insan mikrobiyomu üzerine faaliyetler yürüten Embiosis Biyoteknoloji şirketinin de kurucularındanım. Benim uzmanlık alanım mikrobiyom analitiği. Esasen işte elektrik elektronik mühendisliği kökenliyim. Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olduktan sonra daha sonra aslında biyoinformatik analitiği üzerine doktora çalışmalarımı yürüttüm Amerika Birleşik Devletleri'nde UNL'de. 2014 yılında Türkiye'ye dönüp aynı alanda çalışmaya devam ettim mikrobiyom analitiği üzerine. Hastalık kontekstinde insan mikrobiyom dinamiğini hani sistem biyolojisi seviyesinde araştıracak çalışmalar yürütüyorum. Özellikle yapay öğrenme veya işte makine öğrenme, machine learning dediğimiz teknikleri bir hesaplamalı biyoloji metodolojisi olarak görüyorum ben. Ve kişisel görüşüm hani konvansiyonel biyostatistik yaklaşımlarına nazaran bu yeni nesil tekniklerin önemli bir çıktı potansiyeli olduğu yönünde. Dolayısıyla yüksek çıktılı verinin toplanabildiği hani mikrobiyom gibi alanlarda veri odaklı ve veri bilimini merkeze alan biyoinformatik yaklaşımların önemli bilimsel gelişmeleri ön ayak olabileceğini düşünüyorum. Çalışmalarım da genellikle bu yönde. Yani örneğin işte şu anda yürüttüğümüz projelerden, TÜBİTAK projelerinden biri işte mikrobiyom verisini işlemek üzere tasarlanmış derin öğrenme yani deep learning algoritmalarının geliştirilmesi üzerine. Bu çalışmalara da yön vermek amacıyla işte 2015 yılında Genom ve Kök Hücre Merkezi moleküler mikrobiyoloji ve biyoinformatik birimleri olarak bir interdisipliner bir şekilde ortak bir laboratuvar kurduk. Metagenomik Laboratuvarı adında. Bu laboratuvar bünyesinde de çeşitli kompleks hastalıklarda insan mikrobiyomunun incelendiği çok sayıda çalışma yürüttük bugüne kadar. İşte bu süreçte insan metagenomu içerisinde de novo bir şekilde biyobelirteç madenciliği yapabilecek algoritmalar geliştirdik. Ki mesela bu algoritmaların işte genetik varyasyon hatta işte sinip seviyesinde hastalık markerları tespit edebildiğini gördük. İşte bu laboratuvar bünyesinde üretilmiş olan bilginin de işte teknoloji dönüşümünü sağlamak ve işte translasyonel yansımalarını ortaya koyabilmek amacıyla 2019 yılında metagenomik laboratuvarımızın bir spin-off'u olarak Embiosis Biyoteknoloji şirketini kurduk. Embiosis bünyesinde de aslında iki koldan yürüyen çalışmalarımız bulunuyor. Öncelikle bir giriş ürünüyle yani bir entry product ile işte temel mikrobiyota analizi ve mikrobiyom güdümlü kişiselleştirilmiş beslenme önerileri sunuyoruz.
Bu aynı zamanda hani mikro düzeyde özel bir bağırsak mikrobiyomu biyobankı oluşturma girişimi aslında. Yani geliştirdiğimiz yaklaşımlardan sağlık bağırsak mikrobiyomu ilişkisini geniş çaplı ve heterojen bir kohortta incelemek amacıyla bu örneklerin biyobanklamasını gerçekleştiriyoruz. Şimdi mikrobiyom çalışmaları epey masraflı olabilen yeni nesil izleme gerektirdiğinden işte örneğin Türkiye üzerinde fonlanan çalışmalar ile mesela hani TÜBİTAK projeleri ile oluşturulan inceleme kohortları genellikle işte onlarca yüzlerce örnekten oluşan örneklemler seviyesini pek aşamıyor. Ki bu durumda istatistiki olarak hani düşük güçlü verilerle çalışma yapmak zorunda olmamıza sebebiyet veriyor. Biz bu girişimde biraz da bu kısıtları açma amacı taşıyoruz. İkinci olarak da hastalık tanımı ve tedavisine yönelik klinik çalışmaların yapılmasıyla ilgili projeler yürütüyoruz. İşte şu an için meme kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser ve prostat kanseri, bunun yanında işte koroner arter kalp hastalığı ve gebelik risklerinin tespitiyle ilgili mikrobiyoma dayalı diagnostik yöntemler üzerine. Olmuş komiteleri de içeriyor bu projeler. Öte yandan hani mikrobiyoma dayalı terapötik yöntemlerin geliştirilmesi de tekniklerin geliştirilmesi uzun soluklu araştırma geliştirme ve klinik çalışmalar gerektiren süreçler. Ama hastalık tanısına yönelik tekniklerin geliştirilmesi hani nispeten daha hızlı elde edilebilecek sonuçlar. Bu sebeple de işte öncelikle ilk aşamada tanısal teknolojilere yönelmiş bulunmaktayız. Genel olarak faaliyetlerimiz bu şekilde böyle özetleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum size de. İlk girişle sizlerin kısaca neler yaptığını öğrenmiş olduk ama şimdi biraz daha asıl panel konusu olan mikrobiyom ve yeni nesil dizileme ile ilgili çalışmalarınızı detaylandıralım istiyoruz. Biraz daha yeni nesil dizileme ile ilişkisine mikrobiyomun daha derinlemesine bakarak devam edelim istiyoruz. Aslında hepinizde yine ikinci panel turunda ortak bir sorun var. Yeni nesil dizilemenin mikrobiyom çalışmalarındaki yerini ve biraz da uygulama örneklerini sizden dinlemek istiyorum aslında. Hem kendi çalışmalarınız hem de dünyadaki gelişmeler anlamında mikrobiyota çalışmalarında bioinformatik neden önemli, bugün neden önemli ve önümüzdeki dönemde neden kritik olmaya devam edecek? Yine aynı sırayla sizden bu taraftaki görüşlerinizi biraz daha panelin konusunda derinlemesine girmeye çalışacağımız detayları dinleyelim istiyorum. Çok teşekkürler. Uğur Bey, sizinle başlayabiliriz yine. Tamam. Aslında yeni nesil dizileme teknolojileri sayesinde tıp ve biyoteknolojide bu kadar hızlı ilerlemeler görüyoruz. Transistörler ne yaptıysa elektronikte, yeni nesil dizileme, özellikle insan genom projesi de aynı etkiyi yarattı. Çünkü daha önce hiçbir şey bilmiyorduk. Ve hücrenin içinde ne olduğundan haberimiz yoktu. Ölçülebilen şeyler üzerinden tanı tedaviye karar veriyorduk. Bu da çok hatalara sebep oluyordu ve kişiye özel mekanizmalardan tamamıyla uzak bir yaklaşımdı. Daha genellemelerdi. İşte şu hastalıkta şu semptomlar gözükür, bu semptomlar gözükür gibi daha çok popülasyonda daha sık gözüken şeylerle asosiye etme gibi kurallar setleri oluşturulmuştu ve bunlara göre tedaviye tanıya karar veriliyordu. Yeni nesil dizileme aslında bizi ve onunla beraber paralel yürüyen diğer omik teknolojileri bize çok fazla sayıda veriye ulaşmayı sağladı. Ve bu yüzden de bu veriler aslında kişiye özel hikaye çıkartma potansiyeline sahip. Şu anda onun entegrasyon yöntemleri var. Nasıl entegre edebilirsin, ne anlama geliyor, hücresel anlamda ne anlama geliyor, doku bazında ne anlama geliyor, semptoma nasıl sonuç veriyor, bütün bunları anlayabilecek entegrasyon yöntemleri geliştirme üzerine çok yoğun çalışıyoruz. Herkes de çok yoğun çalışıyor. En büyük problemler bu alanda. Yeni nesil dizileme teknolojileri bu anlamda bize çok fazla veri sağlıyor. O yüzden onsuz gitmeyecek tıp, onsuz gitmeyecek biyoteknoloji, herhangi bir gıda, herhangi bir alan onsuz gitmeyecek. Onda da şu sorun var, özellikle mikrobiyom özelinde çok fazla kirli veri var. Çok fazla detaylı veri yok. Çok daha başındayız işin.
Ve çok fazla kirli veri var. Yani veri bankalarındaki nomenklatürler, isimlendirmeler, bakıyorsunuz bir ay önce bir cinsa ait olan bir şey bir ay sonra başka bir cinsa ait olarak tanımlanabiliyor. Bunlar bile değişebiliyor. O yüzden var olan veri bankalarında çok fazla bilgi kirliliği var. Onların temizlenmesi lazım. Bununla ilgili bir konsorsiyum oluşturuyoruz zaten. Temizlenmesi ve düzgün isimlendirilmesi, sınıflandırılması üzerine. O en büyük hata. Çünkü siz istediğiniz kadar dizileyin. Yanlış sınıfları atadığınız anda, yanlış bir şeyleri atadığınız anda çıkacak bilgi de yanlış olacaktır. Bir de çok fazla veri yok. Hakikaten mikrobiyom projesinden belli bir sayıda veri elde ettik ama kliniğe yansıtabilecek kadar büyük sayıda veri yok elimizde. Onlara çok ihtiyaç var ve onları ulaştığımız anda hakikaten AI yöntemleriyle bir takım onların içinde gizli olan intrinsik bilgilere ulaşabilirsiniz, markörlere, diğer şeylere ulaşabilirsiniz ama şu anda ondan çok uzaktayız. Yani şunu yedin, şu arttı, bunu yedin, bu arttı, bunlardan gibi bilgilerden çok çok uzaktayız şu anda. Ve onda da bizim çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü modellerde bu bilgi yoksa zaten oluştururken modeli, AI dediğimiz şey bizim sen ne verirsen onu öğrenip oradan bir çıkarım yapıyor. Verilmeyen bir bilgiden başka bir çıkarım yaptığını iddia ediyorsanız ve insanları da buna ikna ediyorsunuz, insanlar bunu beklemeye başlıyor sizden. O da yanlış bir beklenti yaratıyor ve alanı çok erken öldürebilecek riskler içeriyor bu tip yaklaşımlar. O yüzden mümkün olduğu kadar ne kadar bilgi varsa elimizde onu arttırmamız lazım. Doğru sınıflandırmalar yapmamız lazım. Doğru fenotiple, doğru çalışmalarla ne tür modeller oluşturmak istiyorsak mümkün olduğu kadar fazla mikrobiyomla alakalı veri oluşturmamız lazım. Ne kadar çok veri olursa da AI yöntemleriyle oradan daha doğru bilgi, daha yönlendirebilir, daha böyle translasyonel kullanılabilir bilgiye ulaşabileceğiz. Ama yeni nesil teknolojilerindeki en büyük problemi özellikle mikrobiyom anlamında verinin sınırlılığı olarak görüyorum ben. İşte beslenmedir, sağlıktır, şunu yedin, işte Alzheimer'a iyi geldi, bunu yaptım, bilmem neye iyi geldi gibi şeyler var literatürde ama çok tek tük ve çok büyük sayılarda, kohortlarda yapılmış şeyler de değil. O yüzden de ben birazcık tehlikeli görüyorum bununla ilgili çıkarımları. Anladım. Çok teşekkürler. Aslında kendi soruma ek olarak ben diğer panelistlere yeni bir konu da doğdu diye düşünüyorum. Hepsinden bu verinin sınırlılığına ilişkin sizin bahsettiğiniz konulara yorum da bekliyorum. Ek soru. Süleyman Bey'e geçmeden bir de küçük bir hatırlatma. Katılımcılarımız sorularını yazabilirler. Panelistlerimize sorularınızı yazın lütfen. Ben çünkü sonda bir soru cevap kısmına zaman bırakmaya çalışacağım ve mutlaka en azından birkaç soru almaya çalışacağız sizlerden. O yüzden lütfen panelistlerimize sorularınızı yazın. Süleyman Bey buyurun sizinle devam edelim. Teşekkür ederim. Mikrobiyota ya da diğer ismi mikrobiyal ekoloji de deniyor. Mikrobiyal ekoloji makro ekoloji gibi genel hedefi biyoçeşitliliği tanımlamak ve de ekosisteme katkısını o mikrobiyal komitenin ekosisteme katkısını anlayabilmektir ama makro ekoloji yani hayvan ve de bitkilerin ekolojisinden farklı yönleri var. Makro ekoloji çalışanlar uzun yıllarda çalışıyor, çok güzel modeller geliştirmişler ve biz onlardan yararlanıyoruz. Hatta mikrobiyal ekolojiye ilk giren endeksler makro ekolojide kullanılmış. Shen Wang, Kao vesaire gibi. Ama makro ekoloji kadar şanslı değiliz çünkü görünmeyenler üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Yani mikroorganizmalar gözle görülmüyor. Bu yüzden saymak kolay değil. Flow cell ya da mikroskopu kenara bırakırsak nasıl sayacağız bu durumda? Bu mikroorganizmaların makromoleküllerine, DNA, RNA, protein ya da metabolitlerine bakarak saymamız gerekiyor. Bunları nasıl yapacağız? Çeşitli metodolojiler var, teknolojiler var. Bunları elde ettikten sonra geriye doğru örneğe, örneğin geldiği organizmaya doğru giderken bütün aşamalarda bioinformatik metotların kullanılması gerekiyor ve doğru kullanılması gerekiyor. Ve tabii ki bütün bu molekülleri analiz edebilmek için de
teknolojilerin, yani yeni nesil sekanslama teknolojilerin, protein olsun, RNA olsun, DNA olsun kullanılması gerekiyor. Bu yüzden hem bioinformatik hem de yeni nesil dizileme teknolojileri çok kritik önemde. Başlangıçta yaklaşık bir 8-10 yıl kadar biyoçeşitliliği keşfetmekle geçti vaktimiz. Yani şu mikroçevrede ne var, şu organda ne var, insanlarda, primatlarda ne var ki biz primatlarla çalıştık. Ama son 5 yıldır ve önümüzdeki yıllarda artık biyoçeşitliliği, mikrobiyal komünitenin içinde bulunduğu çevre ya da asosiye olduğu organizmaya katkısı ne, fonksiyonu ne, o sorunun cevabını uzmanlar araştırıyor. Bunun için de multi-omik çalışmalar başlatıldı. Multi-omik çalışmalar yani RNA, DNA, protein moleküllerinin taşıdığı bir bilgi var. O bilgileri tek tek aynı örnekte inceleyip de bir bütüncül yaklaşımla entegre etmek çok basit bir iş değil. En büyük meydan okumalardan bir tanesi entegrasyon, Uğur Hocam da bahsetti. Bu multi-omikten elde edilen verilerin entegrasyonu, onunla ilgili şu sıralarda gelişmeler var. Ama yapılacak çok iş de var. Çünkü büyük bir kaos var ortamda. Yani başlangıçta örneği alıp saklama koşullarından, DNA, RNA, protein izolasyon kitlerinden, sonra oluşturulacak kütüphanelerden tutun da bunların bioinformatik gereçlerle analizine kadar bir sürü kaotik durumlar var. Standartize edilmiş değil henüz. Yani örneğin ben Türkiye'de yaptığım çalışmayı Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar yapıp aynı sonucu elde edemeyebilirim. Ya da benim yaptığım çalışmayı bütün detaylar versem bile Avrupa'da, Amerika'daki bir araştırıcı, uzman tekrar edemeyebilir. Bir reproducibility problemi var. Bunun sebeplerinden bir tanesi bu standartizasyonun eksikliği. Bunun farkında herkes ve standartize edilmesi için çalışılıyor ama bu da kolay bir şey değil, takdir edersiniz ki. Önümüzdeki 10 yıl boyunca benim tahminim daha ziyade makrobiyotanın ürettiği metabolitler, yani metabolomics çalışmalar ve de genom ölçekli metabolomik modellerin gelişmesi üzerine olacak. Çünkü başta da söylediğim gibi biyoçeşitliği, mikrobiyal komitenin fonksiyonu, hastalıklardaki katkısı, kozalite var mı yok mu, onun o soruların cevap verilmesi gerekiyor, cevaplanması gerekiyor. Bu kadar yeterli herhalde. Teşekkürler. Sercan Bey, sizinle devam edelim. Tamamdır. Aynen Süleyman Hocamızın ve Uğur Hocamızın konuştuklarına tamamıyla katılıyorum. Özellikle artık günümüzde herhangi bir probleme çözüm bulabilmek için özellikle multi-omics yaklaşımları kullanmamız gerekiyor. Bunun için de mesela hem kendi çalışmalarımıza baktığımızda hem de diğer çalışmalara baktığımızda bunun ana noktası da kaliteli dizileme verisinin elimizde olması gerekiyor. Mesela biz kendi açımızdan baktığımız zaman biz multi-omics dediğimiz şeyde biz glykomics yapmak zorundayız, metabolomics yapmak zorundayız, transkriptomics yapmak zorundayız ki vücutta olan mekanizmayı tam olarak anlayalım ve buna ona göre bir çözüm. O yüzden önemli omics dataların sağlıklı bir şekilde bağlantı, yani entegrasyon, Süleyman hocamızın dediği gibi sağlıklı bir entegrasyon için kesinlikle kaliteli bir veriyle başlamak gerekiyor. Hocalarımız detayları çok güzel anlattı. Ben bizim alanımızda hani yeni nesil dizileme bize nasıl bir yol açtı ondan bahsetmek istiyorum. Bizim ana çalışmalarımızın başı anne sütü mikrobiyotamızı nasıl şekillendirir? Biz bu soruyla başlamıştık ve bunu anlayabilmek için de şu şekilde anlatayım. Anne sütünün içerisinde çok yüksek miktarda oligosakkaritler denilen bir kısım var ve bu bebekler tarafından sindirilemiyor. Öyle bir yüksek konsantrasyon ki anne sütü içerisindeki proteinlerden daha fazla miktarda bulunan bir bileşik grubu bebekler tarafından sindirilemiyor. Ve biz bunun nedenini araştırdığımızda aslında tüm buradaki olayın mikrobiyoteyi şekillendirmede kullanıldı. Evet, şimdi mikrobiyoteyi şekillendirdiğini biliyoruz ama bunu nasıl şekillendirdiğini bilmiyoruz.
en büyük problem buradaki probiyotik, prebiyotik tanımından da kaynaklanıyor. Hani prebiyotikler faydalı bakterileri besler diye bir genelleme yapılıyor. Probiyotikler de hosta sağlığa önemli katkılar sunar. İşte ne yazık ki şu anda bütün bilim insanların ortak noktası prebiyotik tanımlanamaz. Yerine göre kişiye özgüdür, besine özgüdür, olduğu ortama özgüdür. Yani bunlar genellenemiyor ve bunların çözümünü de sadece ileri düzeyde metagenomik veri bize sunabiliyor. Şu şekilde hayvan denemelerimizde gördüğümüz noktayı size anlatmak istiyorum. Bir bileşik veriyoruz in vitro ortamda kanıtladığımız. Bu bileşik atıyorum inülin laktobasilleri besler. Bu bilgiyi biliyoruz. İnülini veriyoruz. Laktobasilleri tespit edemiyoruz. Fekal örnekte. Başka bir patojene artışına neden oluyor. Ve biz görüyoruz ki bu çalışmalarımızda aslında probiyotikler de kendi aralarında farklı besinleri tüketme mekanizmaları geliştirmiş. O yüzden de bizim metagenomik veriye şu nedenle ihtiyacımız var. Biz mesela fekal örnekte laktobasillerin miktarıyla bir sonuca varamıyoruz. Bizim için önemli olan veri hangi laktobasiller var ve biz o laktobasiller arasında nasıl bir değişime yol açabiliriz? Bizim geliştirdiğimiz ürünlerin hepsi de bifidobakterileri, laktobasilleri büyütürken patojenleri engellemek değil. Bizim amacımız atıyorum bebekler için önemli bifidobakteri hangisi? Bifidobacterium infantis. Bifidobacterium infantis'i biz nasıl diğerlerinden ayırt edebiliriz? Verisini analiz edebilmemiz için de metagenomik dataya ihtiyacımız var. Glikomis ve transproteomi eklediğimiz zamanda biz sağlıklı veriye ulaşabiliyoruz. Yine dediğimiz gibi Uğur Hoca'nın dediğine de kesinlikle katılıyorum. Biyoteknolojinin ilerlemesi için, gıda sektörünün ilerlemesi için mikrobiyom kökenli kesinlikle kaliteli veriye ihtiyacımız var. Mesela biz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde dizileme yapamıyoruz. Amerika ortaklarımızla çalışıyoruz. Mesela biz elimizdeki data bebekler için muazzam bir dataya sahibiz. Ve bizim bütün ürünlerimizde bebekler üzerine özelleşmiş durumda. Bizim bazı kesimlerde şu anda data veri tabanlarından bilgi çekemediğimiz için bizim bazı projelerimiz durmuş durumda. Ya onları dizileyeceğiz, öyle devam edeceğiz ya da bebek mikrobiyotası üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Yani bu şekilde de o sizin ek sorunuza da cevap vermiş olabilir. Teşekkürler. Teşekkürler Ufuk Bey. Şimdi genellikle tüm hocalarımız işte multiomiğin ne kadar önemli olduğu ve hani bu entegrasyon probleminden bahsetti ama ben daha temel sorunlardan bahsedeceğim. Yani daha oraya gelmeden aslında metagenomiğin çok büyük çözülememiş problemleri var. Ama şimdi öncelikle hani yeni nesil dizileme ve mikrobiyom arasındaki bağlantıya baktığımız aslında tabii ki çok sıkı bir bağlantı var. Yani mikrobiyal komünitelerin ayrıntılı olarak moleküler seviyede incelenebilmesi zaten yeni nesil dizleme tekniklerinin ortaya çıkışıyla hız kazandı ve yaygınlaştı desek sanırım yanlış olmaz. Yani yeni nesil dizlemenin yaygınlığından bağımsız yöntemleri, örneğin metagenom kavramını yoğun olarak kullanmaya başladık. Daha öncesinde mesela Sanger dizileme ile metagenom verisi üretme işini hani çok yüksek fonlara erişebilen büyük laboratuvarlar ya da işte örneğin Craig Venter falan dışında pek kimse yapamıyordu. Onun mesela hani 2004'te öyle bir çalışması vardı Sargasso Denizi'nden su örneği alıp analiz ettiği. Şimdi mesela ben de o yıllarda bir doktora öğrencisi olarak işte metagenom verisinde taksonomik analiz yapabilecek makine öğrenme algoritmaları falan üzerine çalışıyordum. Ve işte genellikle işte biyologlardan, işte yaşam bilimcilerdenlerle şu şekilde diyaloglar yaşıyordum. Yani bana işte tamam bunlar çok güzel biyoinformatik yaklaşımlar ama pratik olarak ne değer görecek? Yani bu kadar veriyi kim üretecek ki böyle algoritmalar uygulama bulsun şeklinde yorumlarda bulunuyorlardı. Tabii daha sonra hani yüksek çıktılı dizlemenin yaygınlaşmasıyla pek çok çalışma başladı. Ki özellikle kronik hastalıklarla insan mikrobiyomunun ilişkilerinin ortaya çıkması bu alanın iyice yaygınlaşmasına ve büyük miktarda veri üretimine sebebiyet vermiş oldu. Hani günümüzde özellikle gözlemsel çalışmalar yani hem kesiksel ya da boylamsal şekilde yürütülen gözlemsel çalışmalar için yeni nesil dizleme genellikle çalışmanın ana parçalarından hatta belki de en temel parçası olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu noktada üretilen verinin niteliği itibariyle
Biyoinformatik analizler de halde büyük önem taşıyacak. Çünkü öncelikle ortada bir metagenom var. Yani binlerce farklı türde mikroorganizmanın genomları ve bunların işte konakçıyla olan ilişkisi bulunuyor. Tabii bu ilişkiler de öte yandan bir interaktom oluşturuyor. Yani aslında tam olarak bir sistem biyolojisi problemiyle karşı karşıyayız. Ve karşımızda da oldukça karmaşık bir ağ, bir network var. Ve de bu oldukça dinamik bir ağ. Yani konakçının fenotipiyle ilişkili bir şekilde örneğin hastalık sağlık durumunda komünitenin davranışı değişebiliyor. Hatta o noktaya bile gitmeye gerek yok. Hani sirkadyen ritme bağlı olarak biyolojik saatle birlikte işte gün içerisinde komünite kompozisyonunun salınım gösterdiğini falan da görebiliyoruz. Şimdi böylesine karmaşık ve çok boyutlu sistemleri incelemek için elimizdeki tabii ki en gelişkin teknik biyoinformatik yöntemler. Ancak metagenom seviyesinde kalalım, dediğim gibi omik seviyesine, multiomik seviyesine çıkmadan mikrobiyom biyoinformatiğinin kendine özgü zorlukları ve problemleri bulunuyor ki bence en başta gelen mikrobiyal insanlık maddenin önemli kısmının halen anote edilememiş olması. Yani biz bu alanda üzerinde en çok inceleme yapılmış olan mesela bağırsak mikrobiyomunda bile, insan bağırsak mikrobiyomunda birçok mikrobiyal türü ve onların genetik materyallerini halen tanımlayamıyoruz. Yani bu konuda çarpıcı bir örnek mesela şu. Metahit Konsorsiyumu diye işte Avrupa Birliği 7. çerçeve kapsamında kurulan bir mikrobiyom araştırma grubu var. Bu Metahit tarafından insan bağırsak mikrobiyomu için bir gen kataloğu oluşturuldu. Ki burada yaklaşık en son versiyonlarında 10 milyona yakın farklı mikrobiyal gen bulunuyor. Şimdi bu genlerin neredeyse yarısına yakınının hangi proteinleri kodladığı, işte EGNOG gruplarının sınıflandırmaları veya işte hangi filogenetik kökene sahip olduğu bulunabilmiş değil, anote edilmiş değil. Dolayısıyla hani bu sebeple anotasyona yönelik daha kapsamlı çalışmaların öncelikle zaten yürütülmesi bence gerekiyor. Yine mikrobiyoma özgü başka bir analiz sorunu, benim gözümde büyük sorunlardan biri. Bu MGVAS, yani metagenom boyu ilişkilendirme çalışmaları ile ilgili, yani nasıl örneğin insan genomu üzerinde varyasyonları fenotiple ilişkilendirecek GWAS çalışmaları yürütüyorsak, aynısını metagenom elemanlarının ya da varyasyonlarının konakçı fenotipiyle ilişkilendirecek şekilde mikrobiyom kohortları üzerinde de yürütüyoruz. Ancak buradaki sorun genellikle mikrobiyom kohortlarının işte insan genom çalışmalarına kıyasla oldukça küçük olmaları. Yani yüzlerce, hatta işte onlarca örnek seviyesinde kohortlar var elimizde ve burada hani çok anlamlı markerların üretilmesi, yine ilk başta da bahsettiğim gibi istatistik güç sebebiyle biraz zor gibi görünüyor. Bu da işte tabii istatistik gücü azaltıyor ve bu sebeple işte önemli sinyallerin biyobelirteçleri atlamamıza da sebebiyet verebiliyor. Yeni nesil dizileme maliyetleri hani daha da ucuzlamadığı sürece bu istatistik bariyerin aşılması da çok mümkün olmayacak gibi. Ancak buna rağmen hani birçok hastalıkla ilgili çok güçlü sinyalleri biyobelirteçlerin yakalanması yine de mümkün olabiliyor. Şimdi bunu problem ve biyoinformatik ilişkisi hakkında bahsedebileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Son aslında dinleyicilerden sorulara geçmeden benim sizlere birer sorum daha var. Önce onları ileteyim, cevaplarını alayım. Sonra da paneli kapatmadan dinleyicilerden sorular gelmeye devam ediyor. Onları cevaplamaya çalışalım. Şimdi Uğur Bey, tekrar size dönüyorum. Aslında kısıtlardan bahsettik. Siz başladınız, sonra devamında da aslında hem uygulamaya doğru hem de yöntem tarafındaki kısıtlardan bahsettik. Fakat ben sizi bulmuşken biraz daha kısıtları, evet bunlar nasıl çözülür konusunda da belki değinerek, ama yine de biraz daha aslında birçok ülkede, işte Amerika başta olmak üzere elbette ama Çin'de falan da bu kişiye özel uygulamalarında bu konu spesifik örnek uygulamaları hızla görmeye başlıyoruz ve aslında farklı kullanım alanlarında, farklı hastalık türlerine yönelik ve hani bu uygulamalar böyle regülasyonlar anlamında da çokça tartışılıyor. Kliniğe geçiş evet zor, kısıtlar var ama ben biraz hem sizin şirket özelinde hem de dediğim gibi farklı ülkelerdeki uygulamalara bakınca kliniğe geçişteki uygulamaları nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, bu kısıtlara rağmen son çalışmalar nasıl görünüyor, biraz daha onları duymak isterim sizden.
kliniğe geçişin çok öncesindeyiz. Dediğim gibi çok az veri var elimizde. O yüzden bu kadar az veriyle kliniğe geçiş birazcık zor gözüküyor. Potansiyel çok fazla. O yüzden herkes bu alana giriyor. Yani biz de çalışıyoruz. Wellness by Informatics diyoruz. İnsanları daha sağlıklı tutalım diyoruz. Bir sürü verisine göre genetiğine bakalım, metilasyonuna bakalım, ona bakalım, kişinin vücudunu anlayalım diyoruz ama bütün bu modeller, oluşturacağın her şey senin çok fazla veri olup farklı farklı hastalıklara sahip, farklı beslenme rejimleri deneyen, farklı şeyler yapan insanların bir sürü omik verisi olduktan sonra ancak anlamlı hikayeler, kliniğe döndürebileceğin, çözümler üretebileceğin bir aşamaya gelecek. Ona doğru hızlı gidiyor. Potansiyel çok fazla var ama şu anda çok erken. O yüzden benim şu anda bir veri kirliliğini, yöntem kirliliğini kurtarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu alanda çok yoğun çalışıyoruz ve ne yapabiliyorsak onu sunalım diyoruz klinisyenlere. Gereksiz beklenti de yaratmayalım. Çünkü bunu şunu çözüyoruz diye gidersek ve karşılığında da birkaç kez denenip uygulamada gerçekten hiçbir sonuç yaratmadığı görüldüğü anda çok potansiyeli olan bir alanı erken öldürme riski de var. Mesela bu gen tedavileri böyle oldu. Çok ciddi potansiyeli olan bir şeydi. Acayip bir hype yarattılar. Gittiler 2-3 kişi de denediler. Öldü. Gen tedavilerinin önü kesildi. Çok uzun bir süre. O yüzden bunlar bence bilim insanı olarak da bizim de sorumluluğumuz. Yani tamam ticari şeylerimiz var bizim. Potansiyel de var. Alan da talep ediyor. İnsanlar da talep ediyor ama her şeyin ötesinde bir bilim insanıyız. Akşam yatarken iç huzuruyla uyumamız lazım. O yüzden de doğru bilgiyi verdiğimizden emin olduğumuz şeyleri yapmamız lazım. Bu benim için çok çok önemli. O yüzden ne verebilirsem ben klinisyene, diyetisyene, beslenme uzmanına, mikrobiyom anlamında o bilgiyi sunmayı tercih ediyorum. Orada da yaptığımız en doğru dizileme analiz yöntemlerini geliştiriyoruz. Onun için hem deneysel anlamda işte library prep olsun, diğer prosesler olsun, onlarla ilgili neleri optimize edebiliriz de bakıyoruz. Bir de dizileme anlamında gerçekten tür bazına nasıl inebiliriz? O tip bir bilgiyi nasıl sağlayabiliriz? Ki buradan asosyasyonlar yapabilsinler. Mesela Sercan diyor ki Bifidobacterium. Genelde işte mikrobiyom analizini herkes şu anda Almanya'da bir yer varmış. Oraya gönderiyor örneklerini çok ucuza analiz yaptırıyorlar diye. Gelen verileri de sonra hocam hiçbir anlam çıkmıyor. Buradan paraları ödedik geldik hiçbir anlamlı bir şey çıkmıyor deyip bize gönderiyorlar. Ama genus bazında onda bile çok kötü okumayla okunmuş şeyler hiçbir şey çıkmıyor, çöp. Özellikle bioinformatikte çöp girdi mi çöp çıkıyor sonuçta. O tip bilgiler de çöp oluyor, detaylı değil. Tür bazına inmiyorsunuz. İnemedikten sonra da bifidobakteriumunuz artmış. Bifidobakteriumun içinde iyi olanlar var, kötü olanlar var. Hangisi artmış bunu söylemeden sadece bifidobakteriuma bakıp bir karar vermek imkansız. O yüzden de biz geliştirdiğimiz analiz yöntemleriyle, bioinformatik yöntemlerle mümkün olduğu kadar o kişinin florasını tür bazında inceleyerek o bilgiyi elde etmek istiyoruz. Bunu da klinisyenle, diyetisyenle kim istiyorsa bu veriyle ilgili çalışmayı kim yaptıysa onlara bu bilgileri sunmayı hedefliyoruz. Oradan asosyasyon yapabiliyoruz. Artık kontrol grubunda şu olmuş, bunda bu olmuş. Şunda birazcık artış var gibi genel yöntemler yapabiliyorsun onun üzerinde ama bir doğru anotasyon çok çok önemli. Dediğim gibi veri bankalarında çok ciddi yanlış anota edilmiş organizmalar var. İki tür bazına kadar inmek çok çok önemli. Biz de bununla o kişinin florasının çeşitliliğini bulalım. Hastalıksa hastalıkta bazılarında artış var mı yokmuş mu onları genel bioinformatik yöntemlerle inceleyelim. Bununla ilgili yöntemler geliştirelim ama asıl yeni nesil dizileme anlamında özellikle yeni türler belirlenecekse whole genome isteniyorsa hibrit teknolojilerle Illumina artı nanopore kullanılarak bütün onların anotasyonun yapılması, genlerin bulunması, genlere fonksiyon atanması gibi konularda da analiz yöntemleri geliştirerek hizmette bulunmaya çalışıyoruz. Bir de insan yetiştiriyoruz geleceğe
işte doktorları yetiştiriyoruz. Diyoruz ki mikrobiyom çok önemli. Şimdiye kadar hiçbir zaman hastalıkta göz önüne alınamamıştı. Bakın şu yayınlarda da görüldüğü gibi ciddi bir etkileşim var insanla beraber. Potansiyeli çok yüksek, tedavide kullanılabilir, tanıda kullanılabilir. Ama bu ilişkiyi anlamak lazım. Süleyman Hoca'nın da söylediği gibi işte hostla nasıl interact ediyor da bu değişimlere sebep oluyor. Bu mekanizmaları anlamak lazım. Bununla ilgili yöntemler geliştirmek lazım. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da var. Hostla interaction'ını nasıl sağlıyor? Neler üzerinden bir takım değişikliklere sebep oluyor? End result mı, cause mu gibi her zaman sorular var. Mikrobiyotadaki değişimler hastalığın o kişideki sonucu mu? Mesela Parkinson'da Prevotella 0. Hakikaten şimdiye kadar kaç kişiyi dizilediysek Parkinson hastası hepsinin Prevotella'sı 0'dı. Yani bunun sebebi ne? Neden Parkinson'da Prevotella 0? Buna ne sebep oluyor? Hangi mekanizmalar, hangi olay kaskatları buna sebep oluyor? Bunları anlamak. Bunları tanıda, tedavide kullanmak gibi, ama şu anda çok uzaktayız. Translasyonel tıp açısından çok uzaktayız ama çok ciddi potansiyeli olan bir alan. Tamam, çok teşekkürler. Süleyman Bey, Uğur Bey kliniğe çok uzağız diyerek başladı, öyle bitirdi haklı gerekçelerle. Peki buradan hareketle sizce mikrobiyota kaynaklı biomarkerlerin kliniğe girmesi için bütün bu bahsedilenlerle birlikte siz neye ihtiyaç var diye görüyorsunuz? Ve aslında daha somut böyle mikrobiyal biomarkerler için minimum veri sayısı, veri büyüklüğü, minimum örnek sayısı nedir mesela? Yani biraz daha böyle somutlaşacak olursak biomarkerler bu kadar uzaktayken neler yapılarak nasıl kliniğe girer veri tarafında da? Şimdi Uğur Hocam'ın söylediklerine bir iki katkıda bulunmak istiyorum. Çok güzel ifade etti Uğur Hocam, ağzına sağlık. Şimdi biliyorsunuz bilim batıda bilim için yapılmıyor. Bilim ekonomik çarkların devamı için yapılıyor. Yani zaten startup şirketlerden de bu yüzden bahsediyoruz. Ya bu da gerekli. Herkes için, herkesin karı var burada. Ama maalesef bir alan, yeni bir alan ortaya çıktığı zaman müthiş bir hype yapılıyor medya kullanılarak. İnsanlarda gereksiz, anlamsız, belki kendi içerisinde tutarlı ümitler yaratılıyor. Neden? Çünkü ortaya çıkacak ürünlerin, hizmetlerin satın alınması lazım. Yani neticede tüketilmesi lazım. Tüketime dayalı bir ekonomi söz konusu. Biz de oradan kopyalıyoruz ve benzer hataları yapıyoruz maalesef. Ve son 2007'den beri, mikrobiyom alanı çıktığından beri bunu gözlemleyebiliyorum. Feci şekilde gözlemleyebiliyorum. Çok da üzücü. Çünkü insanlara gereksiz ve de yanlış ümitler satılıyor. Bu bir. Peki ne zaman kliniğe gelecek? Ne zaman gerçek anlamda bilimsel veriler bize gösterirse kliniğe gelecek? Kimseyi kandırmamamız lazım. Klinik öyle kolay kolay ekonomiyle ilişkilendirilecek bir alan değil. Herkesin sağlığı tehlikede olur aksi halde. Bu bakımdan klinikte standartize edilmiş, bütün uluslararası camia tarafından kabul edilen protokollerin kullanılması gerekiyor. Yani bu bakımdan da yapılacak daha çok iş var. Mikrobiyom alanında peki neden biomarkerla çalışıyoruz? Ben ona geleyim. Şimdi biomarker denince akla normal süreçlerde, patolojik süreçlerde, hatta terapötik süreçlerde objektif bilgi sağlayacak moleküller, belki medikal görüntüleme bile biomarker sayılıyor. Ve modern tıp biomarker olmadan yapamaz. Bir doktora gittiğimiz zaman eminim hepimiz tecrübe etmişizdir. Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için size bir takım testler öneriyor. Gidip kan testi yaptırıyorsunuz, ne bileyim görüntüleme testi yaptırıyorsunuz ve bundan yola çıkarak, bu bilgileri derleyerek doktor, klinisyen bir sonuca ulaşıyor hastalığınızla ilgili. İşte bütün bu süreçte biomarkerların önemi çok büyük öteden beri. Ama biomarkerlar içerisinde mikrobiyom daha yeni giriyor. Mikrobiyom neden ihtiyaç var? Şimdi gördük ki sabahki toplantıda da söylendi. Vücudumuzdaki hücre sayısı bakımından düşünüldüğünde
Önceleri ilk çıktığı zamanlar 1'e 10'du. Yani 10 kat mikroorganizma vardı. Şimdilerde revize edildi. En azından kendi bize ait vücudumuzdaki hücre sayısı kadar mikrobiyal hücre var. Bu bir. Ve bunlar hastalıkta değiştiği gösterildi. Birçok hastalıkla asosiye edildi, korelasyonu gösterildi. Bundan öte kandaki metabolitlerin çok önemli bir kısmı, yüzde veremeyeceğim, mikrobiyal kaynaklı. Yani mikroorganizmaların ürettiği metabolitler var. Artı mikroorganizmaların kodladığı insan genomu gen sayısında kıyasladığınız zaman belki 100 katı, 150 katı gen ve pathway'ler var. Bütün bunlar aslında çok değerli biomarker kaynağı. Peki bunları nasıl kliniğe getirelim? Tabii ki biomarker çalışmaları yapmak gerekiyor. Madem ki hastalıkta, birçok hastalıkta ilişkisi olan mikroorganizmaları bulabiliyoruz. Hangileri, yani ne tür kaynaklar var mikrobiyom içerisinde biomarker olarak? Mikroorganizmanın kendisi başlı başına bir biomarker olabilir. Bir örnek Helicobacter pylori. Hepimizin hemen hemen midesinde eminim kolonize olmuş bir bakteri. Bu bakterinin alt türleri var. Alt türleri ülsere neden oluyor. Asit reflü hastalığına neden oluyor. Ve hatta mide kanserine neden oluyor. Dolayısıyla gastroenteroloğa gittiğinizde mide ekşimesi yüzünden ilk yaptıracağı testlerden bir tanesi belki de Helicobacter pylori var mı yok mu ona bakacaktır. Dolayısıyla mikroorganizmanın kendisi hastalıklarla ilişkilendirilebilir ve bir biomarker potansiyeli taşıyabilir. Artı kandaki bir takım moleküller, mikrobiyal kaynaklı moleküller, amino asit yolaklarından tutun da fermentasyon sonucu oluşan küçük moleküllere kadar eğer gösterilebilirse bilimsel çalışmalarla moleküller biomarker kaynağı olabilir. Bundan öte eskiden beri tekli biomarkerlar, tek bir molekül üzerine çalışılırdı. Son zamanlarda artık çoklu biomarkerlara doğru bir yolculuk var. Bu ne demektir? Yani bir yerine iki biomarkeri eğer birbiriyle korelasyonunu gösterebiliyorsanız ve hatta birden çok biomarker bir modelde birleştirebiliyorsanız o sizin için bir biomarker, güzel, daha özgürlüğü ve duyarlılığı yüksek biomarker elde etmenize neden olabilir. Peki bunun önündeki engeller neler? Konuşmacılar da söyledi az çok. Birincisi mikrobiyom alanında bir kaos var. Her şeyden önce o kaosun düzelmesi gerekiyor. Yani standartizasyon gerekiyor. Bir biomarker çalışmalarının %80'i zaten tek başına kliniğe gelemiyor. Kliniğe gelmesi için valide edilmesi gerekir her şeyden önce. Ben validasyonu nasıl yapacağım? Hadi Türkiye'de yaptım, çok merkezli bir çalışma yaparak gösterebildim. Ama bu kliniğe gelmesi için başta da söylediğim gibi uluslararası standartlar olması gerekiyor. Dolayısıyla birden fazla ülkede belki de bu biomarkerin test edilmesi gerekiyor. Ama peki biomarker ya da mikrobiyom bu kadar değişkenken nasıl olur da kliniğe gelebilir? İşte bu noktada standartizasyonun bitmesini beklemek gerekiyor. Biter mi? O da ayrı bir hikaye. Yani mikrobiyom çalışmalarında benim yaptığım çalışmalarda kütüphane hazırlama, sekanslama, cihaz kullanımı, bioinformatik araştırmalar vesaire, bunların standartize edildikten sonra karşılaştırmalar yapılması gerekiyor. Peki başka neler lazım? Kohort sayıları çok düşük. Yani bir örnekten biz yüzlerce tür elde edebiliyoruz. Çok boyutlu bir data elde ediyoruz ama bu yeterli değil. Biomarker çalışmalarında kohortların daha geniş çerçevede tutulması gerekiyor. Bu da kolay, basit bir iş değil. Çünkü özellikle Türkiye'de klinik çalışma yapanlar bilir, oldukça zor. Çok iyi klinisyenlerle çalışmak gerekiyor. Hasta buluyorsunuz. Bir sonraki aşamadaki eğer boylarsal bir çalışma yapıyorsanız örneği alamayabiliyorsunuz vesaire. Standartizasyon ve validasyon kısaca biomarker, mikrobiyom kaynaklı biomarker çalışmalarının önünde en büyük handikap. Çok teşekkürler. Şimdi tekrar Sercan Bey'le devam edelim. Aslında belki kliniği bir tarafa bırakırsak, biraz sizin tarafa gıdaya doğru geçersek, bahsettiniz biraz mikrobiyota kökenli enzimleri rekombinant olarak üretmek
etmek gündeminizde ve hani ürünleşmeye yakın bir yerdesiniz zaten. Biraz bu çerçevede kullandığınız yöntemler biraz önümüzdeki dönem devam çalışmalarından yine yöntemsel olarak, bioinformatikle de ilişkili olarak bahseder misiniz? Size başlangıç noktasını şu şekilde açıklamak istiyorum. Özellikle gıda kökenli arkadaşlarımız da bileceklerdir. Bazı in vitro sindirim sistemi modelleri var. Bunlar da insanlar bunları nasıl geliştirmiş? Mesela ağzımızda bulunan bizden kaynaklı enzimler amilazı alıp bir tüpe koymuşlar. Midemizi temsil eden proteazları alıp bir yere koymuşlar. Lipazları koymuşlar. Bu şekilde bizim sindirim sistemimizde bulunan bölgeler mimik edilmeye çalışılmış. Yani in vitro ortamda siz bir gıdayı, bir ürünü, mesela bir prebiyotik bileşiği eğer bu ortama dayanıklı mı değil mi diye bu sistemlerden geçiriyorsunuz. Biz de özellikle gıda firmalarıyla, bebek maması firmalarıyla yakından çalıştığımız için devamlı şöyle bir talepleri vardı. Diyorlar ki biz bir ürün geliştiriyoruz, biz bunun sindirilebilirliğini ne kadar arttırdık? Bu sorunun cevabı net bir şekilde rakamsal olarak verilebilen bir metot bulunmuyor. Bizim ilk başlangıç noktamızda burada bir metot geliştirmek oldu. İleri kütle spektrometresi kullanarak biz diyoruz ki bir gıdanın formu değiştirdiğinde biz size şu cevabı verebiliyoruz. %5 sindirim azalmış, yavaşlamış, %5 artmış gibi. Tabii şimdi burada Süleyman hocamız da rakamlardan bahsetti. Mikrobiyomla insan kıyaslamasında. Evet, hem hücre sayısı öyle, bir de gen kıyaslaması. Yani bizde sadece birkaç 10 bin tane, 23 bin tane gen varken mikrobiyotanın bize olan katkısı milyonlarca gen bulunuyor vücudumuzda. Tabii ki sindirim sistemi çalışmalarında da bu zamana kadar baz alınan sadece host kaynaklı enzimler. Ama biz mikrobiyomun enzimlerine, gıdaların üzerindeki aktivitesine baktığımız zaman ise binlerce aktif enzim olduğunu görüyoruz. Peki biz ne yaptık? Yine bu yeni nesil dizileme verilerini kullanarak bizim yani asıl çalışma alanımız, biz rekombinant enzim üretiyoruz mikrobiyota kökenli ve bunu gıda alanına uyguluyoruz. Bu da bizim için başka bir alan oldu. Bizim elimizde veriler var. Bu sindirim bölgesinde bu mikrobiyota, yine midede bu, bağırsaklarda bu. Bizim enzimlerde, bunlar glikozil hidrolaz enzimleri olarak biliniyor. Bizim gıdalarda tükettiğimiz zaman özellikle glikoproteinlerdeki glikanları kesmeye yarayan enzimler var. Bu enzimler mikrobiyotamızda yoğun olarak bulunuyor. Yine Süleyman hocamızın verdiği örnekle karşılaştırırsak helikobakteri bu anlamda korkunç derecede zengindir. Müsin tabakasını tamamıyla parçalayacak enzimleri mevcut. Bunu aynı zamanda gıdalarla da harmanlanıyor bu midemizde. Biz de şu şekilde bir çözüm önerisi getirdik. Mikrobiyotanın da etkisi sindirimimize yatsınamaz. Bu bağlamda ağız mikrofloramız, mide mikrofloramız, ince kalın bağırsak mikrofloramızda bizim o enzimlerimizi kodlayan genlerdeki motifleri taşıyan genleri rekombinant olarak üreterek bir kokteyl hazırladık. Tabii ki yine hocalarımızın bahsettiği gibi mikrobiyotayı direkt kişiselleştiremiyoruz. Bizim önümüzdeki en büyük problemlerden birisi de bu. Yani biz bir şey üretebiliriz ama ürettiğimiz enzim o deneyen kişide bunun bir karşılığı olmayabilir. O yüzden de elimizde güzel veri olmadığı için olabildiğince bütün insanlarda ortak bulunabilen türler üzerinden gitmek zorunda kaldık. Bu bağlamda da kokteyl enzimler geliştirdik. Ağzımızda bulunan mikrobiyota kökenli enzimleri rekombinant olarak ürettik ve günümüzdeki host kaynaklı enzimlerle kombine ettik. Yine midemizi bu şekilde tasarladık, bağırsaklarımızı bu şekilde tasarladık ve bu durumda bir mesela prebiyotik çalışmaları çok önemli. Diyoruz ki inülin aslında bir prebiyotiktir diyoruz. Biz bunun kalın bağırsağına ulaşmasını varsaymak zorundayız. Ama tüm çalışmalarda kalın bağırsağa kadar ulaşması esnasında karşılaşacağı mikrobiyotayı göz ardı etmişiz. Biz aslında görüyoruz ki inülin aslında parçalanmaya başlıyor kalın bağırsağa ulaşana kadar. Böyle bir şekilde biz kendi enzim kokteyllerimizi geliştirdik ve yurt dışı firmasıyla şimdi aslında ilk başta ortaklık düşünmüyorduk ama mükemmel bir fırsat ortaya çıktı. Hali hazırda in vitro modelleri olan firmalara biz kokteyllerimizi entegre ederek yeni ürün geliştirme aşamasındayız. O şekilde kısaca anlatabilirim. Yeni tamam, harika. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak Ufuk Bey,
Sizin de beslenme ile mikrobiyota ilişkisini kurduğunuz bir kitiniz var. Biraz bahsettiniz başta zaten. Hı-hı. Size gelen örnekler metagenom laboratuvarında işleme alınıyor. Yeni nesil izleme ile dizileniyor. Ben biraz bu tarafta kısıtlarla birlikte, mevcut kısıtlarla Hı-hı. birlikte sizin gelecek planlarınızı merak ediyorum. Hem yakın hem orta vadeli gelecek planları. Tamam. Aslında ilk başta bahsettiğim hani giriş ürünümüz son yıllarda zaten dünyada çeşitli iyi ve kötü örneklerini görüyoruz. Bazı örnekleri tamamen hani fiyasko üzerinden ama çok bilimsel altyapısı olan örnekleri de mevcut. Şimdi ondan biraz bahsedecek olursak esasen beslenme mikrobiyom ilişkisinde iki farklı yönde çıkarım yapmak mümkün. Bunlardan biri enerji metabolizması üzerine. Şimdi artık yani büyük oranda biliyoruz ki bir insanın hangi besini ne şekilde sindirip enerji metabolizmasını işleteceği büyük oranda mikrobiyom tarafından dikte ediliyor. Yani bunun en büyük göstergesi işte tüketilen bir besinin kan şekeri düzeylerini ne şekilde değiştireceğini mikrobiyom profiline bakarak tahmin edebiliyor olmamızın mümkün olması ki bu konuda işte özellikle İsrail'de Weizmann Enstitüsü uzun süredir çok uzun soluklu bir çalışma üretti ve tekrarlanabilir sonuçları gösteriyor. Aynı şekilde Mayo Clinic de aynı deneyleri tekrarlayarak onun işte çok farklı bir popülasyon, Amerikan popülasyonu üzerinden de aynı sonuçların alınabildiğini gördü. Biz de bunu bu yönde çalışmalar yürüttük ve gün yüzüne çıkarılmış değil. Ancak başta da bahsettiğim de elimizde belli bir miktarda veri varken işte makine öğrenme algoritmaları bu ilişkileri otomatik olarak keşfedebiliyor ve doğru tahminler yapabiliyorlar. Yani validasyon testlerinde bu tahminlerin yeterince doğru olduğunu görebiliyoruz. Biz de aslında bunun üzerinde bir çalışma yürütüp bu şekilde bir ürün geliştirdik. İkinci ilişki aslında yani hangi besinlerin ve içerdiği işte prebiyotiklerin insan bağırsağında hangi mikroorganizma ne yönde modüle edebileceği yönde. Ya bu konuda aslında geniş bir literatür var ve buradan hani hareketle veri tabanları oluşturmak mümkün ama hep bahsedildiği gibi bu işin daha çok başındayız. Yani tam olarak komünite seviyesinde modülasyonu ortaya çıkarmak, tanımlamak çok mümkün değil. Ancak yapılabileceğimiz şey tabii ki bu konuda mümkün olduğunca veri toplayabilmek. Biz de esasen hani birinci yaklaşımı izlemekle birlikte topladığımız veriden işte ikinci üzerinden yine makine öğrenme algoritmaları üzerinden çıkarım yapabiliyor muyuz? Arka planda aslında onu görmeye çalışıyoruz. Ama süreç hani basit bir şekilde yani dünyada da örnekleri olduğu gibi dünya kullanıcıların işte evde kendi dışkı örneklerini toplayıp laboratuvara kargolayabildikleri bir kitimiz var. İşte bu dışkı örnekleri de metagenom laboratuvarında yeni nesil izlemeye tabi tutuluyor. Bu uygulama alanına göre yeni nesil dizleme uygulamalarımız değişiyor aslında. Yani işte çok genel çıkarımlar yapılacaksa genellikle işte hedefli dizileme, 16 sRNA gibi şeyler genellikle kabaca yeterli olabilirken mesela hani probiyotiklere yönelik öneri ya da az önce bahsettiğim enerji metabolizmasına yönelik öneriler için shotgun metagenom yapılması gerekiyor. Çünkü hani bu seviyelerde örneğin probiyotik çalışacaksanız tür seviyesinde tespit yapmanız bile yeterli değil. Hani biyosentetik yolakları falan tespit edebiliyor olmanız lazım ki bunun için de işte shotgun metagenom ve hani örneğin işte varyasyon seviyesinde tespit yapabilecek algoritmaların kullanılması gerekiyor. Biz de genellikle bu modeller üzerinden ilerliyoruz. Sonuçta hani her bireyin farklı profiline yönelik hangi besinleri tolere edebileceğiyle ilgili çıkarımlar yapıyoruz. Ya şimdiye kadar da genellikle hani gözlemlerimiz bağırsak problemi yaşayanlarda genellikle çoğunlukla olumlu etkilerini gördü. Bunu da ölçebilmek için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'yla da bir irritable bağırsak sendromu olan hastalar üzerinde randomize bir klinik çalışma yürüttük. Çalışma sonucunda hani kişiselleştirilmiş mikrobiyom diyeti izleyenlerin aslında anlamlı olarak IBS semptomlarının da azalma olduğunu tespit ettik. Yani bunu yayına dönüştürmeye çalışıyoruz ama tabii ki bu yine küçük kohortta yapılmış bir başlangıç çalışması. Daha da genişletmeyi düşünüyoruz fon bulabildikçe bu sonuçları ortaya koyabilmek için. Genel olarak aslında bizim analiz sürecimiz bu şekilde. Ama aslında arka planda oluşturulan model yaşayan bir model olduğu için yani makine öğrenme algoritmalarıyla işletilen bir model olduğu için sisteme veri girişi oldukça dediğim gibi hani biz büyük bir kohort yakalamaya çalışıyoruz aslında. Bu modeller kendilerini güncelliyor ve arka planda hani bu mikrobiyobank içerisinde hastalık biyobelirteci madenciliği devam ediyor. Ancak adayları bulmaya yönelik. Şimdi önümüzdeki süreçte elimizdeki veri ve bulguları hani klinik çalışmalarla genişletip
tanıya yönelik teknolojiler geliştirilebilir mi? Bu ne ölçüde geçerli olur? Biraz onların üzerinde çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz ama aslında hani uzun vadede işte yeni nesil probiyotik ya da biyoterapitik adaylarının keşfi ya da bakteriyofaj terapi uygulamalarının geliştirilmesi gibi mikrobiyom odaklı tedaviye yönelik araştırmalar yürütmek istiyoruz ama tabii bu işin çok çok başındayız. Yani bu çalışmalar çok kapsamlı, büyük araştırma geliştirme süreçleri gerektiren ve çok maliyetli süreçler. Hani bunu gerçekleştirebilmek için hani bir startup olarak tabii ki hani genişleme ve ileri seri yatırım süreçlerinden geçmemiz gerekecek. Ama hedeflediğimiz, varmaya çalıştığımız nokta nihai olarak bu. Hani varıp varamayacağımız ayrı bir konu. Gelecek planlarımız bizim genel olarak bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Son kalan dakikalarımızda birkaç tane soru alalım dinleyicilerden. Sorular geldi. Ben hızlı bir göz attım. Aslında sizin son bahsettiğiniz konuyla ilgili bir soru vardı. Belki diğer panelistlerimizin de yorumu olur diye ben onu ileteyim istiyorum. Siz dizleme yönteminin farklılaşabildiğinden bahsettiniz sizin tarafta. Şöyle bir soru var. Hastalık ve mikrobiyom ilişkisini incelerken hastalığa bağlı olarak dizleme tekniği değişiyor mu? Cevap vermek isteyen, katkı vermek isteyen varsa hemen başlayabilir. Yani Ufuk bahsetti aslında. Yani bazı şeylerde sizin shotgun sequencing'e ihtiyacınız var. Hastalığa bağlı olarak değil, hedefinize bağlı olarak. Herhangi bir işte probiyotiğin etkisine bakmak istiyorsan o yüzden hakikaten shotgun sequencing ile yapman lazım. 16S çok genel bir bilgi veriyor. O kadar detaylı bir bilgi vermiyor. O yüzden yani o kadar genel bir şeyden de asosyasyon bulmak bana birazcık zor geliyor. Onun ötesine inmemiz lazım kesinlikle. Ama uygulamaya göre ve uygulamadaki araştırdığınız soruya göre farklı dizileme teknikleri kullanmanız gerekiyor. Mesela dediğim gibi eğer yeni bir organizma bulmak istiyorsanız, mesela H. pylori'nin yeni bir strain'i var, kanserle ilişkili mi değil mi? Orada biz hibrit dizileme yapıyoruz. Nanopore'la yapıyoruz, Illumina'yla yapıyoruz, hepsini kombine ediyoruz. Orada çünkü çok spesifik olarak belirlemeniz lazım ve oradaki virülansa sebep olan bir takım genler var. O genlerde bir takım mutasyonlar var mı yok mu? Onları belirlemeniz lazım. Çalışmanıza göre farklı dizileme teknikleri kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Teşekkürler. Küçük bir ekleme yapayım. Uğur Hocam'ın söylediği gibi asıl hastalıkla ilgili olarak ne tür soru soruyoruz? Ona bağlı olarak biz dizilemeyi seçiyoruz. Yani hastalıkla mikrobiyota çevresi değişiyor mu sorusunu cevaplamak için 16S'ye kastlamak yeterli olabilir. Ama peki mikrobiyota nasıl katkıda bulunuyor konakçıya, ne tür genlere sahip sorusunu cevaplamak için shotgun metagenom sekanslarsınız. Ya da mikrobiyotanın belki verilecek ilaca vesaire cevabı nedir sorusunu cevaplamak için transkriptom metatranskriptom sekanslarsınız. Tamamen sorulan soruya göre dizleme yöntemi de seçiliyor. Tamamdır. Ben de ufak bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Bu aslında cevabı başta verilemeyecek bir soru. Çünkü belli hastalıklarda mikrobiyom içerisinde çok büyük sinyaller görebiliyorsunuz. Bazılarında daha zor oluyor. Yani normal koşullarda tabii ki her zaman shotgun metagenomu tercih etmek daha iyi olacaktır. Ama maliyet sebebiyle her zaman bu yolda ilerlenemiyor. Ama biz mesela hani şeyleri falan gözlemliyoruz. Örneğin hani kanser gibi hastalıklarda 16S'de bile görülebilecek çok güçlü belirteçler ortaya çıkabiliyor. Ama işte bazı kronik hastalıklarda işte ancak metagenomda ortaya çıkabilecek hani çok varyasyon seviyesinde çok mikro değişiklikler olabildiği için hani çok daha kapsamlı dizleme gerektirebiliyor. Bu bence biraz hani baştan cevap verilemeyecek. Doğrudan hastalığın hani ne yönde bir disbiyozize sebebiyet verdiğiyle alakalı bir şey. Dediğim gibi bazı hastalıklar hani, ama genel olarak çoğunlukla kanser gibi şeylerde hani 16S'de bile şeyi görebiliyorsunuz aslında. Bu sinyalleri görebiliyorsunuz. Teşekkürler. Başka bir soruya geçelim hızlıca isterseniz. Sağlıklı mikrobiyomla sağlıklı olmayan mikrobiyomu karşılaştırıyoruz dedik. İnsanlarda mikrobiyom kompozisyonları zaten bu kadar farklıysa bu karşılaştırmayı neye göre yapıyoruz?
Kim cevaplamak ister? Ben cevaplayabilir miyim? Buyurun. Bu biraz şeye benziyor. Hani çok kaba bir analoji yapacak olursak şey gibi. Hani her insan birbirinden farklı. Hani morfolojik olarak baktığımızda örneğin hepimizin yüzü farklı. Madem bu kadar birbirimizden farklıysak işte hasta biriyle hasta olmayan birini nasıl ayırt ediyoruz? Tabii ki hastalık biyobelirteçleriyle ayırt ediyoruz. Bu, mikrobiyom da bundan azade değil. Yani çok kişiselleşmiş. Yani doğumumuzdan itibaren belki de daha öncesinden itibaren işte akümüle olmuş, modüle olmuş bir büyük bir network'ten bahsediyoruz. Ama belli hastalıklarla ilişkili çeşitli mekanizmalar genellikle ortak. Dolayısıyla biz zaten bunu keşfetmeye çalışıyoruz. Yani hastalık konteksinde hasta ve sağlıklı dediğimiz zaten belirli bir mekanizmanın işte dengesinin bozulması. Onu tespit edebildiğimiz anda zaten mikrobiyomlar birbirlerinden çok farklı olsalar bile o sinyalleri yakaladığımızda bu ayrım mümkün olabiliyor. Tamamdır. Teşekkürler. Bu konuya ben bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Aslında çok güzel bir konu. Şöyle ki son birkaç yılda inanılmaz makaleler çıkmaya başladı. Yine dediğimiz gibi bu sağlıklı bakteri nedir? Probiyotik tanımı nedir? Prebiyotik nedir? Aslında şu anda tanımlanamayan kavramlar. Ben biraz sonra herkese şeyleri de o makaleleri de yollayabilirim. Bu alandaki en ünlü insanlar bir araya geliyorlar ve şunu tanımlamaya çalışıyorlar. Probiyotik nedir? Ve sonunda bunu bir yayınlıyorlar ve bunun aslında tanımlanamayacak bir kavram olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekten bir bakteri, özellikle bunları bakteroidizlerde de çok görüyoruz. Kimisi patojen der, kimisi probiyotik der. İki taraf da haklı. Gerçekten bir kişiye fayda sağlarken diğer kişiye de zarar sağlayabilir. Hatta şu şekilde de bazı senaryolarla karşılaşıyoruz. Fayda var, hosta inanılmaz bir fayda sağlıyor ama aynı zamanda dolaylı yoldan da patojenlerin de gelişimine olanak sağlayan bakteriler var. Buna da o zaman bilim insanları diyor ki biz bunlara sağlıklı bakteri diyemeyiz. Her ne kadar sağlığa faydaları olsa da aynı zamanda da enfeksiyona neden oluyorlar gibi. O yüzden de sağlıklı ve sağlıksız mikrobiyota tanımını yapmak çok zor bir durum. Çok çok teşekkür ediyorum. Süremizi doldurduk. Farklı sorular vardı ama eminim size ulaşabileceklerini biliyordur katılımcılar. O yüzden size yazabilirler diye düşünüyorum soruları tekrar. Belki sizler de burada gördüğünüz soruları tekrar onlar üzerinden gelince cevaplamayı denersiniz. Ben çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok değerli katkılarınız için. Ben çok fazla şey öğrendim. Eminim dinleyiciler de aynı şeyi düşünüyordur. Çok keyifliydi. Zamanında da bitirmeyi başardık. O da ayrı bir mutluluk sebebi. Çok teşekkürler katkılarınız için. Ayrıca dinleyicilere de katıldıkları için tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım seneye yüz yüze bir araya gelebiliriz. Yine sizleri de davet ettiğimiz ve yüz yüze bir araya geldiğimiz bir tartışma yürütüyor oluruz. Böyle de olsa çok keyifliydi bence. Çok şey öğrendik. Çok teşekkürler katkılarınız için.